program Akıllı Tercih dop dolu içeriğiyle başlıyor. LYS'ler bitti, sınavlar bitti. Biraz şimdi tercih moduna giriyoruz yavaş yavaş. Bugün son sınav yapıldı. Öncelikle sınavları değerlendireceğiz. Sonrasında da tercih sürecine girerken ne yapacağız sorusuna cevap arayacağız. Sağlıkta iş fırsatları ve sağlık bölümlerini seçmek konusunu biraz büyütmek istiyorum bugün. Bunun içinde beslenme ve diyetetiği biraz daha geniş yer vereceğiz. Bolca sorunuz olduğunu da biliyorum. Canlı yayında uzmanlarımızla sorularınızı cevaplandıracağız. Yanımda çok kıymetli iki isim var. Sayın Profesör Doktor Fatma Çelik, Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı. Aslında aynı zamanda MYO Müdürü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizin de tercih yapacak bir kızınız var. O paralelde de konuşmak istiyorum. Evet, memnuniyetle. Çok sorun var. Yanınıza sağlık. Diğer ismi yakinen tanıyorsunuz. Uzun yıllardır bu yolculuğumuzda bize rehberlik ediyor. Sayın Celil Vardar, eğitim danışmanı. Hocam bu yılki ilk yayınımız. Evet. Son olmayacak ama. Temmuz'da beraberiz inşallah. İyi yayınlar inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ bolca sorun var. Sağ olun. Sevgili izleyiciler lütfen merak ettiklerinizi telefonla da iletin. 0212 259 70 90 ve 91. Sosyal medyanız 24 saat yaşıyor. İlker sosyal medyadan sorularınızı toparlıyor, bize iletiyor. Oradan da sorularınızı almaya devam edeceğiz. Şimdi ben hemen Celil Hocam'a döneyim. Sonra çok güzel haberlerim var, onlara paslayacağım. Hocam yani bir çok edebiyat melodrammış. Çocuklar aşk acısı çektik diye yazıyorlar. Kolay diyorlar. Evet. Sınavlar için. Bu sene ne olacak hocam? Yani edebiyat kolaymış, coğrafya kolaymış. Bir matematik zor bu sene galiba. O kadar zorun arasında bir tane de kolay oluversin. Şimdi fen de zor dedi çocuklar. Matematik de zor dedi. Arada Türk Dil Edebiyatı ve coğrafya biraz kolay olsun. Çünkü TM'ciler için matematik ve bu sınav, edebiyat coğrafya sınavı birlikte girdikleri sınav, zorunlu girdikleri sınav. Ama fencilerde, MF'lerde hem LYS 1 hem de LYS2'nin zor olduğu söyleniyor çocuklar tarafından. Ama şimdi şey sözelciler isyanda. Şimdi TM'ciler hepsi gelecek bizim bölümlere saldıracaklar diyorlar. Yani. Bu sene ne bekliyorsunuz hocam? Şimdi hani bu arada kitapçık yayınlandı sorularla beraber. Arkadaşlarım bakıyor şu anda netlerine. Evet, soruları inceliyorlar tabii ki. Siz böyle puanlarda, sıralamalarda böyle bir sürprizler bekliyor musunuz bu yıl? Şimdi çok enteresan şeyler var. Örnek olsun diye söylüyorum. TM'de 450 puan alan son 2 yılın adaylarına bakıyorum. TM1'de 450 puan almış adayımız. 2015'teki başarı sırası 234, 2016'daki başarı sırası 1737. Aynı puan. Fakat başarı sırası geri kaymış. Bunun anlamı nedir? Sorular çok kolay, belli yerde. Yukarılarda yığılma çok fazla. Bu durumda yerleşmeye nasıl yansıyacak bu? Taban puanlar yükselecek, başarı sıraları geri gidecek. Yani örneğin 500. kişiyi alırken bu kez 750'yi 1000. kişiyi alacak ama puan taban puan da yükselmiş olacak. Yani birbiriyle uyumlu olmayan bir sonuç ortaya çıkacak. Normalde taban puan yükseldiğinde başarı sırasında aşağı doğru düşmesi doğru lazım. Ha. Evet. Küçülmesi lazım. Küçülmesi lazım. Tam tersi oluyor. Tam tersi oluyor. Puanlar yükseldiği için, yani başka bir ifadeyle sorular çocuklara kolay geldiği için, puan getirisi fazla olduğu için soruların yüksek puan alan öğrenci sayısı çoğaldığı için yukarılarda. Anladım. O zaman aşağı doğru kaymalar meydana gelecek. Bu sene de böyle bir şey bekliyoruz. Bu sene böyle bir şey bekliyorum tabii ki. Genellikle 2-3 yıl, 4 yılı yan yana koyduğunuz zaman birbirine benzeyen yıllar oluyor. Benim kanaatim 2017'nin sonuçları, işte taban puan gelişmeleri ve başarı sırası oluşumları 2015'e benzeyecek. 2015'e. 2016'ya değil. Evet, 2016'ya değil. 2015'e benzeyecek. Hocam verdiniz tüyoyu. Evet. Ne olacak yani tahmininiz? Yani işte yan yana koyup incelediğimiz zaman başarı sıralarının da puanların da YGS'yi ölçü aldım tabii ki, şu anda LYS'nin sonuçlarını bilmiyorum ama evet. YGS'yi ölçü aldığımda arkadaşlarımızın ellerinde eğer böyle veri varsa 2015'in verilerini dikkate alarak tercih yapmaya çalışmalarını öneriyorum. Rehber arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin de, çocuklara yardım eden arkadaşlarımızın da yan yana koydukları zaman sonuçları göreceklerdir. 2015'in verilerine göre hareket etmeleri daha doğru olacak diye düşünüyorum. Bu arada tecrübe konuşuyor sevgili izleyiciler. Karşımızda yani çok uzun yıllardır bir eğitimci var. Verdiği tüyolar da çok önemlidir. Bu ekranda paylaşmış olalım. Şimdi Fatma Hocam bugün biraz sağlık konuşmayı, sağlık mesleklerini konuşacağız ama sizin de bir kızınız var, tercih yapacak. Şimdi benim gördüğüm iletişimden, biz tabii çok yoğun dijital iletişim olan bir programız. Anne babalar, çocuklar bizimle konuşmuyor diyor. Benimkiler konuşur. Konuşur mu hocam? Nasıl konuşturuyorsunuz? Demezsin öyle. Tabii hemcinsiz yani.
Onlar da kızlarımız aynı cinsiyetteyiz tabii. Cinsiyetlerimiz aynı olunca bu daha kolay. Yani babalar oğullarıyla, anneler kızlarıyla aslında konuşurlar. Biraz daha bu konuya ilgili olmak, vakıf olmak lazım. Hayatı onlarla paylaşıyor olmak lazım. Bir de yaptıkları şeyleri çok yargılamadan, çok kızmadan kabul etmek lazım. Zaten hayatı olduğu gibi kabul edince, çocuklar da bunu fark edince sizinle paylaşmaya başlıyorlar hayatlarını. Paylaştıklarında da onların korkularını, mutluluklarını, sevinçlerini, belki yanlışlarını, tabii, değil mi? Özellikle hüzünlerini, rüyalarını, hissettiklerini bilince de bu sefer sınavları da, hayatın her tarafını sizinle paylaşmaya başlıyorlar. Çünkü bir veli izleyicim yazmış. Yani sınava girdi hiç konuşmadan, sınavdan çıktı hiç konuşmadan. Böyle hani zor, güzel mi geçti? Şimdi hocam çok geçti, güzel ifade etti. Ben onu konuşmak olarak kabul etmiyorum. Sohbet etmek olarak kabul ediyorum. Evet, evet. Şimdi konuşursunuz. Evet. Anne bir şey söyler, baba bir şey söyler, çocuk bir şey söyler. Bu konuşmadır ama sizin anlattığınız konuşmanın evet, ötesinde bir şey. Evet, evet. Sizinki sohbet etmek. Sürekli nasihat edersem de yani kaliteli o zaman yetişkin yani. Artık karşımızdakiler yetişkin. Yetişkinler de yetişkinlerle konuşurken nasihat üzerinden konuştuğunuzda hiçbir şey alamazsınız. Biz yetişkin eğitiyoruz biliyorsunuz evet, üniversitelerde. Temel mesele onları bilgilendirmektir. Bilgilendirdiğiniz takdirde karşı taraf sizinle iletişim kurmaya başlar. Ama sürekli nasihat eder, böyle yap, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap dediğinizde bir müddet sonra der ki sen ne yaptın yani. Yargılamaya, o da sizi yargılamaya ve içinden yargılamaya başlar. Bundan kurtulmanın ana yolu nedir? Sürekli nasihatli üzerine gitmemektir. Bilgi vermek, bilgi almak. Bilgi vermek, bilgi almak. Duygularınızı paylaşmak, evet, duygularınızı evet, paylaşması fırsat evet, karşılıklı. Yani şöyle örneklerle karşılaşıyorsunuz o zaman. Atatürk senin yaşındayken çok başarılı diyen çocuk evet, babasına diyor ki ama senin yaşındayken de cumhurbaşkanıydı. Aynen. Yani o da sizinle konuşmaya başlıyor. Evet, evet. Çok nasihat etmeyeceğiz. Mümkün olunca çok dinleyeceğiz. Bilgilendireceğiz. Bilgi bilgilendireceğiz. Evet. Tamam. Çok güzel bir şey oldu. Bilgilendirme oldu işte hocam. Yetişkin yetiştirmenin kurallarını bildiğimiz için artık çocuk değiller karşımızdakiler. Biz üniversitede karşımızdakileri çocuk değil genç olarak kabul ederiz. Biliyorsunuz 18 yaşından itibaren artık seçme ve seçilme tabii hakları ki, da var. Tabii ciddi ki, ciddi. Bunlar hayatımız için gerçekleri. 18 yaşına gelmiş birisine yüksek akıllarda nasihat ederek ilerlediğinizde zaten ellerinde çok ciddi bir teknoloji var. Yani öyle çok şey öğreniyorlar ki bizden daha çok bildikleriyle ilgili şüphe etmek gerekir. Karşımızdakine karşı akıl tedbiri almak gerekir. Benden daha evet, akıllı olabilir çocuğum. Dinlediklerini şöyle süzgeçten geçiriyor. Benim ne işime yarar bu? Benim evet, işime yarar mı diye süzgeçten evet, geçiriyorlar. Eğer işime yaramıyorsa... İşime yoksa ya aynen, durmazdan geliyor. Dinlemiyor o zaman. Dinlemiyor. Duvar çekiyor. Ben bununla ilgili özel program yapacağım sevgili izleyiciler. Yani gerçekten Temmuz'da farklı günden bir yayınımız daha var bizim. Cumartesi günleri 11-15'te Celil Hocam. Siz de inşallah Türkiye'deyseniz belki yurt dışında olacaksınız ama böyle 3-4 konuklu bu kuşakla anlaşmanın yolları diye ben de öğrenmek istiyorum. Böyle program yapacağım. Evet, cidden şey, öğrenmemiz lazım. Şimdi sağlık kısmına geçelim yavaş yavaş. LYS'yi değerlendirirken çok güzel bir haber hazırladı Kıvanç ve Serdar. O haberi izleyelim. Sağlıkta iş fırsatları ile ilgili. Onun üstünde de sağlık bölümlerini konuşmaya başlayalım. Son yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da hızla büyüyecek sektörlerin başında sağlık geliyor. Ortalama yaşam süresi yükseliyor, tıbbi gelişmeler ışığında uzmanlaşmanın önemi artıyor, eğitimli ve tecrübeli olanlar da meslekte tercih ediliyor. Yani her işin başı sağlık. 2016 verilerine göre toplam 550 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Bunların 130 bini doktor, yaklaşık 300 bin kişi de tıp okuyor. 1000 kişiye düşen doktor sayısında gelişmiş ülkelerin ortalaması 3.1 iken Türkiye'de henüz 1.6. Hemşire ortalaması 8.4 iken bizde ise 1.5. Uzmanlar 2049'a kadar sağlıkta eleman açığının kapanmayacağını söylüyor. 10 yıl önce 15'lerde olan sağlık branşı sayısı bugün bakanlıktan tanımlı 44 sağlık branşına yükseldi. Dünyada bu sayı yan alanlarla beraber 80'i buluyor. Önümüzdeki 10 yıl sağlıkta istihdam açısından kritik. Çünkü 100 bin kişiye 350 hekim düşecek, istihdam 1.6 milyona çıkacak. Doktor ve hemşirelerin yanı sıra sağlık teknisyenlerine, obezite cerrahlarına, medikal mühendislere talep artacak. Türkiye dünyada sağlık turizminde marka ülkelerin başında geliyor. Organ nakli, genetik testler, göz, kardiyoloji, ortopedi, plastik cerrahi ve dişte Türkiye ön planda. Türkiye sağlık turizminden 2,5 milyar dolar düzeyinde gelir elde ediyor ve bu yıl 8 milyar dolar gelir hedefi var.
Ülkemize tedavi olmak için 500 binden fazla kişi geliyor ve sektörde sağlık yöneticisinden hasta danışmanlığına kadar pek çok alanda yetişmiş elemana ihtiyaç var. 90 bin yataklı yeni şehir hastaneleri de devreye girdiğinde her branştan sağlıkçıya gereksinim artacak. Akıllı Tercih 12 yaşında. Ben bundan 5 yıl önce sağlıklı iş fırsatları ve sağlık bölümleriyle ilgili özel programlar yapmaya başladım. Biz hep böyle söylediğimiz şeyin arkasında durup çok araştırır, bilimsel olmaya çalışıyoruz. Son bu 2 yıldır da acaba yığılma olur mu olmaz mı diye bir kaygı taşıdığım için bu konuya özel program ayırmak istedim. Doğru bilgilendirelim diye. Şimdi siz de Türkiye'nin kapsamlı sağlık üniversitesindesiniz. Evet. Evet. Bizim haberimizde Kıvanç çok güzel toparlamış editörümüz. Evet. Şimdi ihtiyaç devam edecek gözüküyor. İhtiyaç önümüzdeki devam ediyor. 2020 dahi devam edecek. İhtiyaç devam ediyor. Belki şu yanılgıya düşüyorsunuz. Sanki İstanbul'a yığılıyorlarmış gibi olabilir. Yani tek kent İstanbul değil ki. 81 vilayet var. Her köşesinde ciddi anlamda sağlığa ihtiyaç var. Herkes iyi ve uzun yaşamak istiyor. Tabii sadece İstanbul'a kitlersek hadiseyi belki şaşırtırız. Yani yanılgıya düşebiliriz. Ama tüm Türkiye'ye baktığınızda ciddi anlamda bizim kaliteli sağlık personeline ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın olduğunu da bildiğimiz için zaten bu kadar çok sağlık bölümlerini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü biz sağlıkta çalışıyoruz da. Yani sadece üniversite eğitimi değil, bir taraftan uygulama hastanelerinde de çalışıyoruz. Ve bizim kaliteli personele ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Rastgele bir personel değil, kaliteli, bu iş için yetiştirilmiş, bizim konuştuğumuz lisandan anlayan, bilen, bu detaylara vakıf kaliteli personel ciddi anlamda ihtiyacı var Türkiye'nin. Bir de sağlık turizmini falan açacak olursak, yani sadece Türkiye'nin değil tüm Orta Doğu'nun ve yakınımızdaki tüm ülkelerin bu konuda ciddi iyi kaliteli personele ihtiyacı var. Doğal olarak sadece Türkiye değil hedefimiz, etrafımızda olduğu için bizim hala daha sağlıklı yetişecek öğrenciye ihtiyacımız var. Kaliteli yetişecek öğrenciye. Kaliteli eğitimi soracağım hocam. Evet. Ne demek başka bir şey daha var burada tabii, son dönemde gelişen bir şey. Adresa dayalı nüfus sayımının sonuçlarına göre eskiden 20-30 yıl önce nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimdeydi. Ama son dönemde %85'e yakın kısım kentlerde artık. Kentlere gelen insanların artık yaşantıları değiştiği için, yaşam biçimleri değiştiği için ihtiyaçları da değişiyor. Dolayısıyla sağlığa olan ihtiyaç kırsal kesimden çok daha fazla oranda kentlerde ortaya çıkıyor. Evet. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir politikası var. Şehir hastaneleri. Evet. Şimdi Van'da mesela olağanüstü bir şehir hastanesi açıldı, yayılacak. Bu kavram da tabii başka bir sağlıkçı profili çıkarıyor aslında ortaya. Dil bilen, teknolojiyi çok iyi kullanan, değil mi hocam? Tabii şimdi eskiden hani devlette bir de şöyle düşünüyorlar. Devlet kadro açmıyor. Halbuki artık devlet de bazı parçalarını özelleştirerek çalıştırıyor. Sadece devlet diye düşünmemek lazım. Hem özel hastaneler var, vakıf hastaneleri var. Hem de devlet artık bazı işlerini özellere yaptırıyor. Bu özeller, taşeronlar ya da kaliteli personel arıyorlar. Yok. Bu kişilerin yetiştirilmiş olması halinde iş alacaklar. Ama iş başvurularını kurgulayıp planladıklarında o alandan kişiler gelmeyince bu sefer vasıfsızlarla hareket etmeye başlıyorlar. O durumda da hastanelerin kalitesi bozuluyor. Şimdi eğer biz ortaya bu işten anlayan kaliteli personeli koyarsak o zaman tüm bu hastanelerde, tüm kurumlarda kaliteli personeller çalışmaya başlayacaklar. Rekabet de var işin içinde. İşin içinde rekabet de var. Şimdi tabii rekabette girdiğinde ister istemez sağlığın işi, sağlıkta bu işletme mantığı da işin arka planına oturup kaliteli hizmette girince herkes okulluyla artık çalışmak isteyecek. Alaylıyla çalışmayacaklar ki bugüne kadar Türkiye pek çok noktada alaylılarla döndü. O yüzden de yakalayamadık yüksek kaliteyi. Artık biz tabii okullularla çalışmak istiyoruz. Okullu teknisyenim olsun istiyorum. Rastgele yer yetişmiş, herhangi bir yerden yetişmiş, benim el yordamıyla öğrettiğim değil de bu işi okulunda öğrenmiş, hazır, kotarılmış, gelmiş kişiyle çalışmak istiyoruz hepimiz. Sağlıkta demek ki eğitimde kalite öne çıkacak şimdi. Evet. Hani hocam mesela Celil hocam çok bölüm var ve çok kontenjan var değil mi sağlıkla ilgili? Bir iki örnek verelim isterseniz. Lütfen hocam. Mesela acil yardım ve afet yönetimi diye bir bölümümüz var, programımız var. 247 kontenjanı var. Çok enteresandır. Bu arada ikisini birden çıkarmış olalım. Hani arkadaşlarımız diyorlar ya YGS'deki başarı sırası şuydu, LYS'de şöyle oldu. Onunla ilgili örnek de vereyim. Örneğin bu acil yardım ve afet yönetimi Gümüşhane Üniversitesi'nde ikinci öğretimde YGS'deki başarı sırası 493 bin olan bir adayımız MF3'te başarı sırasını 262 bine düşürmüş ve 230 bin kişi yukarı çıkmış ve oraya yerleşmiş.
458 puanla. Evet. Pardon, 493 puanla. 204 puanla. Peki şey hocam, yani eczacılık var mesela. Bölüm çok. Mesela bölüm çok. Az şimdiye kadar çok konuşulmayan işte acil yardım afet var. Beslenme ve diyetetik çok büyük çapta kontenjanını arttırdı. Yani sağlık ve sadece tıp hemşirelik konuşuyoruz sanki algılanıyor ama o kadar çok bölüm var ki. Dil ve konuşma terapisi diye bir yeni bölüm birkaç yıldan beri. Şimdi çok yeni ama geleceğin meslekleri bunlar tabii. Ebelik klasiklerden, ebelik var, eczacılık var, ergoterapi yeni mesleklerden mesela. Bu sene mesela kontenjan artışı var mı? Daha gerçi kılavuz yenilenecek ama. Doğal olarak bir önceki yıla göre baktığımız zaman bir %10-15 civarında bir kontenjan en azından böyle bir kontenjan artışı olacağını varsayıyorum ben. Sağlık bölümlerinde kontenjan artışı da olacak. Hepsinde olacak doğal olarak. Eczacılıkta mesela 2250 kişilik kontenjan var. Fizyoterapide 2450 kişilik kontenjan var. İnanılmaz ilgili iş sağlığı, çok zorlu bize. İş sağlığı bölümünde 200 kişilik kontenjan var. Efendim odyoloji, ortozo, protez, sağlık yönetimi. Sağlık yönetimi mesela TM ile alacak bu dönemden itibaren. Öyle mi? Ha. Evet. Ha. O kadar çok bölüm var ki. 11.900, 12.000'e yakın kontenjanı var. Yani artık işletmeci olacaklar bunlar sağlık yönetiminde. Daha profesyoneller yönetecek hastaneleri. Aynen öyle. Aynen öyle olacak. Peki bir şey soracağım. Şimdi bir ünite en kapsamlı sağlık. Evet. Sizde mesela kaç bölüm var? Bizde 40'a yakın bölüm var. Şimdi tabii bu kadar bölüm, bu kadar çok fakülte, bu kadar çok bölüm. Çeşit çeşit öğrencimiz var ve hepsi hedefe yönelik. Yani hocama bahsettiği şekilde kurulmuş hastaneleri yönetecek sağlık yönetimcilerinden tutun da en ince detayına varacak ne iş olsun ameliyathane hizmetlerinde çalışacak öğrenciye kadar çalışacak kişiye kadar adam yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü hastanelerin çok yaygın bir çalışan ağı var. Sağlıkla ilgili önümüzdeki dönem istihdam sorunu yani işsizlik gözükmüyor diye söyledik ilk periyotta, onun altını tekrar çizeyim. Şimdi bu noktada şuna geleceğim. Celil Hocam da dedi ki çok sayıda kontenjan var, çok sayıda bölüm var. Siz de 40 tane en kapsamlı üniversitesiniz, evet, Birim Üniversitesi. Evet. Şimdi hocam bu sağlıkta eğitim ve hani sağlık, kaliteli sağlık elemanı artık gerekecek dedik. Şimdi bu demektir ki kaliteli sağlık eğitimi söz konusu olması lazım. Şimdi bu ne demek? Burada takip edilmesi gereken şey bir, hocaların kalitesi. Hoca bu işe liyakat sahibi midir? Yani belli sayıda, yeterli sayıda eğitmen var mıdır bu konuda? Akademisyen var mıdır? Hı hı. Bu eğitmenlerin niteliği bu mesleği yetiştirmeye uygun mudur? Artı uygulama alanı var mıdır? O da çok önemli. Çünkü sağlık ciddi bir teknik sanattır aslında. Sağlıkta her şey teknik sanattır. Siz usta-çırak ilişkisi içerisinde bilimi kullanırsınız ve bilim adamları olarak biz öğrencileri yetiştiririz. Onların her birine geleceğin bilim adamıymış gibi bakarız. Tabii bu noktada iyi uygulama, iyi teorik, iyi uygulama, iyi bunları harmanlayacak bir ekibe ihtiyaç var. Yeterli alana ve yeterli sayıya ihtiyaç var. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde öğrencinin geldiği kalite de çok önemli. Tabii liselerinden getirdiği kalite de çok önemli. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde o zaman çok doğru bir eğitim ortaya çıkıyor. Sinerji oluşuyor ve siz çok kaliteli kişiler yetiştirmeye başlıyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hastanesi yok. Devlet Üniversitesi mesela. Şimdi biz devlet kanalıyız. Devlet üniversitelerini çok ağırlıyoruz bu ekranda. Evet. Çok da güzel işler yapıyorlar. Ama hastane yok, bir şey yok. Bir devlet üniversitesinde hemşirelik bölümü görüyorum. Evet. Şimdi bu alanlar uygulama alanları değil mi hocam? Yani hastanesi olmayan bir üniversitede sağlık okumak, bilmiyorum, bana biraz şey geliyor, ütopik geliyor doğrusu. Şimdi istersen. Hastanesi, sağlıkta bizim en önemli alanımız hastane. Uygulama başka lazım. Tabii yani. En iyi uygulama, en önemli alanımız hastane ve yeterli sayıda hasta çeken hastane. Şimdi siz bu elinizin altında böyle bir imkan yokken hemşireliği veya diyetetiği veya tıbbı nasıl teorik üzerinden anlatabilirsiniz? Çünkü arka planında bir de iletişim var. Yani sağlıkçı, iyi bir sağlıkçı iyi de iletişimci olmak zorunda. Çünkü bütün hem hastasıyla hem kendi ekibiyle iyi iletişim kurabilmeli de. Şimdi bunları göstermeden nasıl eğitim yapabilirsiniz? Hastane olmadan sağlıkta herhangi bir şekilde eğitim yapabilmek söz konusu değil. Uygulama alanları var mı yok mu? Bakın lütfen. Açık öğretim gibi olur. Yani o havadan hayal kurdurarak yaptırmaya başlarsınız ki hayal kurdurarak sağlık eğitimi olamaz. Olamaz. Uygulama alanı gerekiyor. Uygulama alanı ben seçecek üniversitede iyi hoca gerekiyor. Evet, iyi hoca ve iyi bir uygulama alanı, staj imkanı. Cemil Hocam, şimdi siz final eğitim kurulumlarının kurucu ortağısınız. Çok uzun yıllardır bu tercih yapacak adayları ve aileleri
süreçlerini takip ediyorsunuz. Şimdi şöyle bir sorun görüyorum ben. Sırf iş var diye sağlık alanlarına ciddi bir yığılma görüyorum. Ben uygun muyum, bu işi yapabilir miyim sorularının çok arkaya atıldığını görüyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Bir de bu hani sağlık alanlarını seçecek çocuklara sizin tavsiyeleriniz ailelere, tavsiyelerinizi de paylaşalım istiyorum. Süremiz de azaldı. Tercihlerle ilgili tavırlar genellikle ailelerin sosyal durumlarına, ekonomik durumuna göre değişebiliyor. Öğrencilerin, ailelerin kültürel durumlarına göre değişebiliyor. Doğal olarak insanların en büyük beklentisi, eğer sosyal ve ekonomik sosyal çevresi biraz daha düşükse, çocuğunun iş garantili bir yere gitmesini istiyor. Ama tamam, o nasıl olsa kendi ekmeğini çıkarır ama kendini geliştirsin, üniversite okusun, üniversite bakış açısı kazansın diye düşünen aileler için elbette şurası ya da burası önemli değil. Önemli olan o kültürü almaktır. Çünkü biz şunu biliyoruz. Üniversitenin 3 tane görevi var. Birincisi bilim üretmek, bilim adamı yetiştirmek. İkincisi mesleki donanım kazandırmak. Ki bizde herkes buraya yükleniyor. Ama üçüncü bir görev daha var. Üniversite kültürü kazandırmak. Biz onu hep es geçiyoruz. Çok da önemli. Oysa üniversite kültürünü aldıktan sonra hangi alandan mezun olursanız olun, bilgiye ulaşmayı öğreniyorsunuz, bilimi kullanmayı öğreniyorsunuz. Ondan sonra ayağınızı yere basabilirsiniz. Nerede mezun olursanız olun. Kaldı ki yeni bir trend gelişiyor şimdi. İnsanlar mezun oldukları bir alanın dışında, bölümün dışında başka alanlarda çalışmaya başlıyorlar artık. Yani örneğin nasıl söyleyeyim? Herhangi bir televizyon kanalının başındaki kişinin iletişimden mezun olmasını beklersiniz. Ama hayır, felsefe mezunu çıkıyor karşınıza. Örneğin. Disiplinler arası geçişler daha fazla. Kesinlikle, kesinlikle. Yani siz eğer o üniversite kültürünü almışsanız istediğiniz alanda çalışabilirsiniz. Öğrenmeyi öğreniyorsunuz çünkü. Kesinlikle. Evet, üniversitede öğrenmeyi öğreniyorsunuz. Öğrenmeyi iyi öğrendiğiniz yerde de her şeyi öğrenmeye başlıyorsunuz. Ufkunuz açılıyor. Evet, bu bakımdan ailelere önerimiz şu. Elbette bir kendi gerçeğimizle de bağdaşmalı, insanların beklentileri, hayalleri, kendi ayaklarını bastıkları gerçekleriyle de doğru orantılı olmalıdır. Ama yani iş bulma konusu garantisi olan yerlere yönelmelerini elbette kabul etmek lazım. Ama bir de şunu düşünmek lazım. Acaba bu çocuk orada okuyunca mutlu olacak mı? Çocuğa bir şey sorsunlar. Ya sen ne istiyorsun? Çünkü şimdi sabah gene bir örnek yaşadık. Biz tıp istiyoruz diyor baba. Oğlana sordum. Gülüyor. Ben tıp istemiyorum diyor. Şimdi, yani okulda hele tıp istemeden. Aman ne olur. İnsana hizmet ediliyor çünkü. Aman. Evet. İnsana hizmet edilen bu kadar önemli bir işte. Sağlık alanında ne olur? Tüm sağlık alanı, sadece tıp değil, sadece hekimlik değil. Tüm alanlarda biz sağlıkçıların hepsini insana hizmet eden kişiler olarak gidiyoruz. Aslında bütün meslekler insanlara hizmet eder ama bu yakın temas insana hizmeti öğrettiğimiz bir iş. Ciddi anlamda biz aslında insanın sağlığına hizmet eden kişiler yetiştiriyoruz. O noktada eğer işi sevmeden bu işe soyunmuş kişilerse bu kişiler gelecekte bizi çok ağır şeyler bekler. O yüzden ne olur sağlığı seven tercih etmeli. Aman çok önemli. Evet, çok. Bir de bilip tercih etsinler lütfen sevgili aileler. Şimdi mesela Biruni Üniversitesi kapılarınız açık mı hocam şu anda? Tabii şu an. Şimdi mesela odyoloji ilk defa duyuyor çocuk. Gelip sizde görür mü ne iş yaptığını? Tabii şu an bize geldiğinde üniversitenin kapsamında hem hocalarımızla görüşür hem de odyolojiyi nasıl kullandığımızı göreceği çok net uygulama alanları var. Bu geldiğinde hem laboratuvarlarda hem hastanede hem hocaların yanında teorikte pratikte nasıl yürütüldüğünü, bu işin nasıl bir iş olduğunu detaylı bir şekilde öğrencilerimize tercih etmeye çalışan aday öğrencilerle görüştürürüz. Görüşürüz ki geldiğinde ne yapacağımızı bilsin. İşin kolaylığını, zorluğunu, iyi taraflarını, zor taraflarını her şeyi bilerek başlasın ki sonrasında ben bundan haberdar değildim. Böylesi de mi varmış demesinler. Tabii. Ne kadar öğrenci olacaksınız bu sene hocam? Bu sene yine ciddi sayıda öğrenci gelecek. Tabii bizim sanırım tahminim 3500 civarında öğrenci gelecek. Çok tekrar alıyorsunuz. Çoğu da burslu sizde. Tabii önemli sayıda burslu öğrenci. Daha doğrusu tamamı burslu. İlk biliyorsunuz tüm kontenjanların %10'u tam burslu. Geri kalan bütün öğrencimiz %25 burslu bizde. Tümü burslu olarak hareket ediyorlar öğrencilerimizin. Evet, süremin bittiğini söylüyorlar ne yazık ki. Çok da soracak soru var. Hocam sizin çok sayıda veriniz vardı. Onları verir misiniz? Son bir cümle söyleyeyim o zaman. Şimdi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Büyük ihtimalle 3-4 gün sonra da tercih süreci başlayacak. Bakın şu anda 1-1,5 aylık zaman var. Bu süre içinde aileler de çocuklar da bir şey düşünsünler. Hayatın amacı, asıl amacı mutlu olmaktır. İyi puanlar almak, iyi üniversitelere girmek, iyi işler bulmak, iyi evlilikler yapmak, iyi para kazanmak, bunların hepsi araçtır mutlu olmak için.
Ne güzel söylediniz hocam. Dolayısıyla çocuklarının mutlu olmasını istiyorlar. Çocuklarla oturup konuşsunlar. Bu çocuk ne yaparsa mutlu olur. Evet. Tamam. Çok güzel söylediniz hocam. Mutluluk da önemli yeterince gayret edildiğinde de mutlu olunur. Yeterince gayret etmek de başarıdır. Başarıyı getirir. Yeterince gayret etmişsiniz bir şeye, başarı mutlaka vardır. Ne güzel kapadık. Çok güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Ediyoruz. Sizi ben beslenme diyeteti hiç karıştırmadım. Ayrıca ağırlayacağım onu. Beslenme diyetetiyle beraber konuşalım istiyorum hocam. Uygunsanız tabii mutlaka. Celil hocam siz bir yurt dışına gidiyorsunuz sonra dönüyorsunuz. Evet. Bu arada babalar gününüz kutlunuz olsun. Teşekkür ederim. Dedeler gününüz de kutlu olsun. Çok güzel torunlarınız var. Teşekkür ederim. Bütün babaların kutlu olsun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler süremiz bitti. Biz 3 Temmuz'dan itibaren her gün bu ekranda, bu saatte beraber tercih yapmak için olacağız. Uzmanlarımızla merak ettiğiniz tüm soruları cevaplandıracağız. Öncelikle kendi babam, sevgili eşim olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Bayramda yokuz. Bayramdan sonraki hafta ayın 2'sinde buradayız. Ardından ayın 27'sine kadar her gün birlikteyiz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.